Yapacağım evet. tamam. Hepsini evet. yapacağım. Terletmeyin beni. Bak ben sunucuyum. Terlememem lazım arkadaşlar. terledin yani. değil mi? Şimdi ne kadar süremiz var? 7 dakikamız var. Tamam e o çabuk zaman. Bakıyoruz ya. Şöyle yapalım. Bir en son SMS listelerini alma şansımız var mı? SMS listesi. Tamam, okey. Onu şey yapmayalım o zaman. Melisa peki sana şöyle bir şey soracağım. Ee, şu an itibariyle arkadaşlığı Survivor'da işe yarayacak olan yarışmacılar ve arkadaşlığı işe yaramayacak olan yarışmacılar kimler? Yani arkadaşlık dedim ben burada tek bir arkadaş görüyordum. <laughs> ee, o da İsmail ve Batuhan için geçerliydi. İsmail ve Batuhan Batuhan gittikten sonra İsmail tek başına kaldı. Ee, ben Berkay ve Poyraz arasında gerçek bir dostluk olduğunu düşünmüyorum. Ben ki de olsa diyorum ki büyük, ya, ben de geçen diyorum haftaya ki, kadar hı. geçerliydi bu saatten sonra Berkay bu dostlukta yaramaz. Ben de diyorum Berkay ile Poyraz arasındaki dostluk İsmail ile Batuhan arasındaki dostluktan aşağı kalır yanı yok diyorum. Kalmasa bile bak yarayacak mı bu ona? En son ki yaptığı hamleden sonra Berkay'a hiçbir şey yaramayacak diyorum dostluktan ötürü. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Evet doğru. Çok ekstrem bir şey oldu. Poyraz elendi. Berkay finale çıktı. Ya yaptığı bu davranıştan sonra sen bu ihtimali verebiliyor musun bunun? Ne olur. Böyle bir şey olmayacağı için e ee, bu yani. Belli olmaz. Ben bir şey söyleyeceğim. Berkay bu yarışmadaki yani şu 24 kişi içerisinde en efendi yarışmacılardan biri. Çok yarışmacı oldu. bir şey rakıcı. demiyoruz tabii ki. Yani o yaptığı bir hataydı. Bence ona pahalıya da patlama ihtimali olan bir hataydı. Çünkü söylemiyle yaptığı üç gün içinde tutmayınca ve bir de hatta evet. dönüp Ayşe'yi söyleyince aa ne oluyor diye böyle bir kaldı. Mesela şimdi e, Ayşe belki... Ayşe'yi söylemesinin sebebi ama Hakan o şey değil ki aa ben peki? hata yaptım o yüzden... yani Kesinlikle kendi kendisinden değildi. Nasıl söylerim değil. İsmail'i koysaydı orada 3 yani... Hani o kırmızı takımın içerisinde bir tane mavi yarışmacı yani mavilerin bir yarışmacısı var gibi duracaktı. Bu sefer kendisine çok fazla o zaman, eksiği yazacak. O zaman niye Ayşe'ye sarılıp maviler yapalım dedi geceleyin? Zaten senin Ayşe çok de, Ayşe de, Ayşe de de sarıldı. bitmesini istemiyorum eski, ne mecburiyetken Oradaki bak seyirciler o kısmını düzeltmiş demişler ki eski maviler takımı diyormuş orada e, Berkay. Yazı yani yazıyor. hiç herkese eski desin yeni desin ne derse desin sonuç olarak yani arkadaşlıkları tamam çok güzel. Hı -hı. Evet ama burada e, eline bir fırsat geçse Berkay'ın maviden birisini elemek istese sence oradan kimi elemek ister? Ayşe elemek ister. Yani kalkıp Poyraz'ı söyleyecek hali yok ya. E onun dışında İsmail'i potayı koymuş olsaydı hani zaten bir adım atmışsın çukurdasın <laughs> düşmüşsün. E bir de kalkıp üstüne o çukurun üstüne toprak atıp da kalkıp İsmail'i evet. söyleyemezsin yani. Aynı şeyleri hani Kendini söylerdim. tamamen bitiremezsin. Dan. Yapamazsın bunu. İsmail söyleseydi Berkay kendi ayağında böyle El bombası patlatmış oldu. Zaten mayına basardı mayına. Dediği gibi Ayşe'yi de mecbur söyledi. Dora ile Poyraz'ı söyleyemedi çünkü. Daha yakın. Aynen öyle. Çünkü. Ya Dora ile ben de şu o anda şey. ne yakınlığı var arkadaşım? Simon'a daha yakın Olurarak, bu adam. Yani ya e pardon, geçebilir. Şey Parkur'da evet. geçebilir. Her türlü o joker orada kalsın dedi. bir sesini de. açabilir miyiz şu görüntüyü rica edeceğim. Geçen söylediğim zaman evet e, Dora'yı söylese Dora gidecekti zaten. Niye söylesin ki Dora'yı? O kuraj Sarılma. Bak eski maviler sarılıyor. Ya bir de fark etmez yani. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu mi? mesela şu sarılma için de mesela. Sarılma için Berkay yine çok eleştirildi ya. Hı -hı. Sarılıyor ne alaka falan filan. Ya kardeşim. Bence hiçbir şey yok burada. Ayşe gidiyor sarılıyor Poyraz'la Berkay yan yana dururken. Yani Berkay şunu yap şunu yapabilir misin ya? Dur sarılma biz aynı takımdayız. Böyle bir yani şey olabilir bir şey mi ya? Ben Berkay da gidebilir Bu ki tamamen doğaç. Bunlar düşman değil ki. Aynen öyle Ve ya. Eski takım Aynen arkadaşı. Aynen öyle. kaldı ki Berkay gitmiyor. Ayşe sarılıyor. Berkay'da kibarlık yapıyor, karşılık veriyor. Yani ne var bunda? Şundan işte bile var. linç ettiler Bunu çocuğu ya. Zaten. Şöyle diyeyim Eleştirdik sana. Eleştirdik mi? Hayır hani bizde değil ya, alakalı. Hani biz hani 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 de çocuğu linçlediler bununla alakalı. Sen nasıl sarılırsın falan ne yapsın? Düşman mı ya bu? Hayır, Dur sa sarılma aynı takımda değiliz olay, mi diyecek yani. Olay olayı değil. Ama sen şimdi izlerken Sabahleyin oyun oynamış bir mavi kırmızıyı biri kazanırken biri üzülürken e, görüyorsun. Arkadaşla birbirini teselli ediyor falan filan. Akşamında bunu görüyorsun. Ertesi gün yine bir ödül oyunum var. Ertesi gün yine bir dokunmazlığım var. Tamam doğru. Bunun üzerine bir de Berkay gidip Aleyna'yı tamam. aleyneyi söyleyince kendi takımından tamam. bu sefer ister istemez puzzle'ı bir oturtmaya çalışıyor. Okey şu Olay esnaya mı? şu ana gel bütün olaylar dediğin gibi oldu. Okey şurada Berkay bu olaylar oldu diye dur aşağı sarılma mı diyecek? Sarılma demeyecek <laughs> okay. ama. Yani, dediğini düşün. Yani, evet. Bir yanlış anlaşılabileceğini düşünebilir insan. Ben sana bir şey demiyorum. Burada Berkay... De, dur Aşı şimdi bir dakika sarılma diyeyim. Ben uzası ben oradan. oradan. Şey Berkay mi? o Aynen. yaptığı hatanın en az 10 katı daha fazla işlenirdi. Aynen. Dişlenirdi. Çünkü yani bu insan yaptığıyla bu tutuyor ama o strateji doğru mu tartışırım. Bak çünkü o strate ataysa eğer o Berganya'da atay o stratejik bir hata anlamına geliyor bu. Etik i̇nsani dışı bir insani bir kavram yani sarılmak yakın arkadaş. Bu daha büyük eleştiri alırdı. O yüzden bence bu görüntüde hiçbir Bence şey yok. de hiçbir şey yok. Aslında insanları rahatsız eden kısmı ne biliyor musun? Kırmızı takımın yanında dedi ki işte arkadaşlar ben bu takımdan da birilerini söyleyebilirim şaşırmayın gibi böyle bir meydan okuması hani sanki üstü kapalı bir tehdit vari bir mesaj içeren bir konuşma yapınca akabinde bu görüntüyü biz görünce hani ne oluyor dedi insanlar bence orada oturmadı. Yoksa bence sarılmasında kalkıp atıyorum Poyraz'ın yanına gidip onunla yan yana da uyuyabilir. Ayşe ile sarılabilir de işte Dora'nın yanına gidip ne bileyim şakalaşabilir de. Hani bunlar çok insani davranışlar olduğu için bence eleştirilmemesi gerekiyor. Yaptığı hamle ve davranış atıyorum Poyraz'ın düşüncelerini kalkıp konseye taşıdığı için bu konuda eleştirilmesi gerekiyor. Gerekiyor eğer eleştirilecekse de. Ama bu olay onu tamamlayan bir durum ya. Şimdi bunu seyrediyorsun sonra konseyde eee Aleyne ise yazdığını doğru, görüyorsun. Diyor doğru, ki e bu çocuk dün sarıldı bunlara. E şimdi Aleyne ise söyledi. Demek ki sarılması Peki şöyle bundanmış. bir şey olsaydı Hakan Demek bunu da bu şeyi hazırlamışlar diyorsun yani. yani sence insanlar bu konuyu eleştirmiş olur muydu? Atıyorum Berkay kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini ilk konseyinde kalkıp Ayşe'nin ismini verseydi. O sarılmayı tekrar gerçekleştirmiş olsaydı sizce o sarılma eleştirilir miydi? Bu sefer de sen ne biçim adamsın yaptığınla söylediğin He, uyuşmuyor derler. Bu sefer de Her diyeceklerdi şey evet. ki kalkıyorsun Ayşe'yi sarılıyorsun. Ne yaparsan yap, yap derler. Sonra kalkıyorsun Hep söylerler. onun ismini Hep söylüyorsun. derlerdi. ben size son bir soru yani. sorabilir miyim? Vaktimiz var mı? Var mı bir dakika? Ama yani efendim? vaktiniz var mı? Var var var. var. Aklıma merak ediyorum sizi. Sizi izlerken en çok heyecanlandıracak konsey hangi isimlerin dokunulmazlık alması olur? Ya yani üç kişi Nasıl? alacak üç kişinin ismi söylenecek ki mesela. Şu Hangisi üç, Aleyna'nın potada... alması. Ya yani şu üç kişi dokunulmazlık alırsa diğer üç kişi potaya girecek. Beni izlerken en çok heyecanlandıracak yani şimdi konsey bu olur diyebileceğim. Dokunulmazlığı alan kişi de bu arada yani dokunulmazlık Poyraz, yani şey, elemede Berkay, olabilir. Yani İsmail potası heyecanlandırır. beni heyecanlandıracak konsey burada e, Yiğit, şey Yiğit diyorum Poyraz, Ayşe, Aleyna olur. Orada ha, kim harcanır, harcanır Poyraz, Poyraz, Berke, Evet. O da çok heyecanlı. Ramla'nın dediği de çok heyecanlı. Hangisi? Poyraz, Poyraz Berkay İsmail. 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 Evet o da enteresanmış. Bu arada He. bugün iki tane doğum günü kutlamam var. Efendim öncelikle kendi babamın e, doğum günü kutluyorum. Babacığım seni çok seviyorum. 15 Haziran bir ikizler erkeği olarak. Ha, bazen dengesizliklerini olsan da <laughs> e, başta annem olmak üzere hepimiz seni çok seviyoruz. Hayatta benim için önce Allah sonra babamdır. Bunu her zaman söyleyeceğim. Babalarımızın kıymetini bilelim, annelerimizin kıymetini eee. bilelim. Bir de benim yıllarca programda partnerlik yaptığım. Daha doğrusu e, o bana sordu ben cevapladım. Çok güzel panoramalar yaptık. Şimdi Kanal D'de sabahları sevgili Hakan Ural'la program yapıyor. Nur Tuğba Algül'ün e, doğum gününü kutluyorum. Nur Tuğbacığım doğum günü kutlu olsun. Ailenle, çocuklarınla mutlu yaşların olsun. Bunu sadece ben değil tabii ki ekip arkadaşlarım da Boğaç, Yaşar, Eda, Büşra, Gamze herkes seni çok seviyor, kutluyorlar. Seni Tabii çok ki seviyoruz Nur Tuba. Doğum günün kutlu olsun. İyi seneler diliyoruz. Evet. evet doğum günümüzü de kutladık. Efendim bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Ayşeciler lütfen Mert'e yüklenmeyin çünkü aslında Mert'in Ya Ayşeciler beni diyor. sever ya hepsi biliyor benim ne demek istediğimi. Evet. gaza getirme kimseye gelmezler Hakan. Hoş evet <laughs> yavaş yavaş kapatıyoruz. Şimdi siziz. Survivor'la baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın 17.15'te tekrar sizlerle iş Hoşçakalın. Hoşçakalın.